Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yazım kuralları ile ilgili videolar bitmiyor. Bu videoda ne öğreneceğiz hocam? Hocam burada öğrencilerimize güzel bir tablo hazırladık. Doğru yanlış tablosu. Hı-hı. En çok karşılaştıkları, yazımdan karıştırılan sözcükleri tablo halinde öğrencilerimize göstereceğiz. Tamam. Evet, başlıyoruz hocam. Burada yanlış yazımlar var, burada doğru yazımlar var. İleriki sayfalarda belki çok ilginç olan yazım yanlışlarını da göreceksin. Hı hı. Hemen kolaylarla başlayalım. Çok sık çıkanlarla. Her şey. Şey her zaman nasıl yazılır? Ayrı. Ayrı yazılır. Her an bitişik yazılmaz. Nasıl yazılır hocam? Ayrı. Ayrı. Hiçbir ayrı değil. Nasıl? Bitişik. Birçok bitişik. Pek çok ayrı yazılır. İşte bunlar hocam. Şaşırtıyor zaten. Ama şey dikkat edecekler. Yani burada neden? Çünkü birçok sıfat görenler. Birçok insan. Hı hı. Sıfat olduğu için nasıl yazacak? Bitişik. Pek çok da ise mesela pek çok kişi dediğimizde çok sıfat, pek de onun zarf aslında ayrı sözcükler olduğu için nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ard arda ikileme olduğu için arda şeklinde yazılır. Bu severli olanlar hocam. Vatansever, hayvansever, hayırsever nasıl yazılacak? Bitişik. Başla kurulan birleşik sözcükler. Başhekim, başhakem, başsavcı nasıl yazılır? Bitişik. Sırayla ilgili olanlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Burada arkadaşımız bitişik yazmış. Biz hemen düzeltelim. Yanı sıra. Nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Tıraş bu şekilde yazımı yanlış. Arada mutlaka ne olacak? I olacak. Ayak üstü bu şekilde yazımı yanlış. Nasıl yazılacak hocam? Ayak üstü şeklinde bitişik yazılacak. Hani ayak üstü sohbet ettik şeklinde. Kılavuz arada ne olacak hocam? I. Orijinal değil orijinal. Arada i olacak. Bu mesela çok karıştırılır. Döküman. Aklı o geliyor değil mi? Yani evet. Dökmekten. Hani döküman ama doğru yazılı neymiş hocam? Döküman. Buraya dikkat karşınıza çıkabilir. Ajenta değil, acente. Buna mesela biz söyleyiş kolay olduğu için acenta diyoruz genellikle. Hı-hı. Ama yazılışta neymiş gençler? Acente. Ya da alüminyum değil, alüminyum. Bak şurada. Ona da alüminyum demezsin artık ama ya. Ama ne denebiliyor yani. Bak mesela an be an ayrı değil. Nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Ceryan değil, cereyan şeklinde yazılıyor. Dekorasyon değil, dekorasyon şeklinde yazılıyor. Egzoz değil, egzoz şeklinde yazılıyor. Hı-hı. Mesela direkt, tabi burada şey anlamında değil, yani beton direği anlamında değil. Direkt, yani direkt seferler değil, direkt. Arkada ben bunu karıştırıp direkt çok yazıyorum mesela. Söyleme esası çünkü T'yi söylemiyoruz ya. Evet. Sonra fark edince düzeltiyorum. Tabii yazılırken ama direkt olacak. Şimdi espri değil, espri olacak. Yurt dışı bitişik değil, yurt dışı ayrı olacak hocam. Evet, geçiyoruz hocam. Dinozor değil, dinozor. Entelektüel, çiftleli değil, entelektüel. Tek. Komiser değil, komiser. Şoför değil, şoför. Koleksiyon değil, koleksiyon. Laboratuvar değil, laboratuvar. Bak burada hem A, O oldu. Şurada araya da bir tane ne gelmesi lazım? V gelmesi lazım. Şefkat değil, şefkat. Meyve, genellikle meyve diyoruz ya. Meyve. Aa hocam. Ben onu meyve diye biliyorum. Yok, meyve. Doğrusu ne hocam? Meyve. Poğaça değil, poğaça. Birden bile ayrı yazılmaz. Bitişik yazılır. Git gide de burada E düştüğü için hocam genellikle ikileme olduğu için sanki ayrı yazılır gibi duruyor ama nasıl yazılması lazım? Bitişik. Fasulye değil fasulye olması gerekiyor. Mesela hocam genellikle floresan konuşurken floresan diyoruz ya ama doğrusu neymiş? Floresan. Aa. Evet yabancı. Mesela gardolap bunu da konuşurken hep böyle diyoruz. Gardrop dememiz lazım. Hristiyan arada I olmaz. Hristiyan şeklinde hiç kimse bitişik değil ayrı yazılacak. Hoşça kal. Ayrı yazılması lazım. Sağ ol. Ayrı yazılması lazım. İşbirliği denemelerde çok çıkar. Ayrı yazılır. İnkılap değil. İnkılap şeklinde yazılması lazım. Karakter. Bunu da çok yanlış kullanıyoruz. Karakter olması lazım. İzolasyon değil. İzolasyon olması lazım. Kapşon. Kıyafet. Buna nasıl yazmamız lazım? Kapüşon. Kareografi. Genelde böyle kullanıyoruz. Konuşurken ama koreografi şeklinde yazımı oldukça zor hocam. Mesela yine kurdela. Genellikle böyle diyoruz değil mi? Doğrusu neymiş? Kurdele. Kurdele. Hatta kurdale diye biliyordum ben. O da yanlış. Lavabo değil. Lavabo. Mahcup. Bu da mesela çok karıştırılır. Mahcup. Bak C'li olacak. Yer. Melemen. Çok severiz. Menemen. Mütevazi değil. Mütevazı olacak. Öğe değil. Öge olacak. Provokasyon değil. Provokasyon şeklinde olacak. Sarımsak değil. Sarımsak olacak. Zarafet değil, zarafet olacak. Şuradaki E
Ağ olması lazım. Bu çok ilginç mesela hocam. Vejeteryan. Hep böyle kullanıyoruz değil mi? Hı-hı. Ama vejetaryen. Yani. Bak söyle, vejetaryen demesi de zor gerçekten. Biz bunu kolaylaştırıp vejeteryan diyor. Vejeteryan diyoruz ama yanlış oluyor. Unvan değil, unvan olması lazım. Bir de sezeryan diye kullanıyoruz ama bu Sezar'dan geldiği için, Sezar'ın doğumu, o kral. Tabii tabii, ondan dolayı bunun ne olması lazım? Sezaryen olması lazım. Böylelikle hocam bu videomuzu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.